Güzel canlar, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aşkı niyaz ediyorum. Bugünkü muhabbetimiz aşk. Aşk ile aşka yolculuk edenlere ne mutlu. Göksel egemenliğin bütün kapıları onlara açılacak. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın ilahi kapısı aşk ile yanıp aşk ile onu isteyene kesinlikle açılacaktır güzel canlar. Aşk cümle perdeleri yakıp cemal ve didara ulaştırandır. Aşk, Cenab-ı Hakk'ın en yüce isimlerinden bir isimdir. Aşksız talip kuru cesede benzer. Eğer bir talipte aşk tecelli etmezse maşuğuna ulaşması çok zor olur. Ama kalp noktası uyanmış, İçerisinde muhabbet ile yolculuk eden muhakkak ki o aşkı bulacak, o aşkla gerçek aşka doğru yolculuk edecektir. Aşk, Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği en yüce nimettir. Onunla gönüller muhabbetullah olur. Demek ki aşk tecelli edince insanın gönlü Allah'ın muhabbet mekanı haline döner güzel canlar. Gerçek olan odur. Cenab-ı Hakk'a duyulan aşk en yüce, en değerli aşk olup bütün sevgiler onun rızasına uygun olduğu takdirde ulvilik kazanır, yücelik kazanır. Aşk ile nefs-i emmarenin kanatları yanar. Aşk ile nefs-i emmare küle döner. Aşk ile ayakta olan ölüler dirilir. Aşk ile insan kendini bilici hale gelir. Aşk ile cümle mertebeler aşılır. Aşk ile aşka doğru yolculuk yapılır. En büyük aşkımız, en büyük sevdamız, en büyük sevdiğimiz Yüce Yaradan'ın kendisi. Yüce Yaradan kendisini seven, kendisine aşk ile yaklaşana o da aşk ile yaklaşır. Yalnız bir şey söyleyeyim güzel canlar. İnsan insanı sevmedikçe, insan doğayı sevmedikçe Allah'ı seviyorum diyemez. İnsan insana aşık olmadıkça, insan doğaya aşık olmadıkça ben ilahi aşkla donanmışım diyemez. İnsan sevgisinden Allah sevgisi inşa edilir. İnsan aşkıyla Allah aşkı inşa edilir. Bu nokta itibariyle aşkın ilahi mecazi noktalarına bakmayın. O uyanmışsa ve onu doğru bir istikamete koyduğumuz takdirde zaten ilahi aşkın kendisi olacaktır. Cenab-ı Hak, ey müminler, siz öylesine gönülleri, kalpleri, arı, duru, herkesin iyiliğini isteyen kimselersiniz ki o düşmanlarınızı bile seversiniz. Ali İmran suresi 19. ayette Cenab-ı Hak bu güzelliği beyan etmekte güzel canlar. Talip canlar, bu ayet gereği aşk ile cümle varlığı sever, aşk ile hizmet eder. Aşıksan, aşık olduğuna yani maaşına ulaşma noktasında gayret içine, çaba içerisine girersin. Eğer ki bir kişi ben aşığım deyip maaşına ulaşma noktasında bir gayreti yoksa onda aşk denen bir şey yoktur. Bu nokta itibariyle Cenab-ı Hakk'ı isteyen aşk ile dirilsin. Aşk ile ölmeden önce ölsün, aşk ile kendini bilip Rabbini bilme noktasına gelsin güzel canlar. Aşk ile tecelli olanın aşkı ile tecelli edene ulaşması gerekmektedir. Cenab-ı Hak her şeyi aşk ile dizayn edip aşk ile tecelli edenin kendisidir. Yani sırf vücut da aşk ile ceberuta inmiş, aşk ile melekuta inmiş, aşk ile şuuta inmiş. Sonra cemaat aleminde cazibe olmuş. Bitki nebat aleminde naime olmuş. Hayvanat aleminde içgüdü noktasıyla işlemiş.
insan noktasında yine o aşk ve akılla tekrar en üst noktaya doğru yolculuk ederek kendinden kendine seyir etmiş. İnsan Cenab-ı Hakk'ın aşkıyla yaratılan bir varlık olmasına rağmen aşk olduğunu unutan bir varlıktır. Allah insan-ı kamile aşıktır. İnsan-ı kamil de Allah'a aşıktır. Kalp noktası uyananlar o aşk ile insan-ı kamilin aşkı ile Allah'ı bulanlardır güzel canlar. Aşk olmamış olsaydı arzu olmazdı. Arzu ve istek olmasaydı yol diye bir şey olmazdı. Bu nokta itibariyle demek ki bizi hak yoluna koyan ilahi aşkın, ilahi arzunun, ilahi isteğin kendisidir. Bu nokta itibariyle işte biz bu aşk ile yolculuk edeceğiz. İnsanı severek, varlığı severek ve en sonunda tek olanı en güzel noktada kendimizde cem edip o aşkla, aşk ile ihsan etme noktasına geleceğiz güzel canlar. Cümle varlık aşkın tecellisinin en güzel şekilde zahir alana çıkmasıdır. Demek ki cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın aşkıyla bu aleme gelmiştir, tecelli etmiştir. Hala da tecelli etmektedir. O her an bir şandadır demek, o aşkla işliyor demektir. O aşkla tecellisine devam ediyor demektir. Başka bir şey daha var. İnsan-ı Kamil de aşk ile ona vuslat ettikten sonra her şeyin kendi içinde aşk ile tecelli ettiğini görecektir. İşte burası görme noktası. Her şey aslında insandan sudur edip aşk ile zuhurat aleminde meydana çıkmaktadır. Farkında mısınız? Sanatçı aşk ile o kadar güzel işliyor ki kainatın her yerinde aşk fışkırmakta. Aslında her varlık Cenab-ı Hakk'ın aşkının tecellisi, aşkının en güzel şekilde dışa vurumundan başka bir şey değildir güzel canlar. Cümle varlık aşkullah ve marifetullah'tan ibarettir. Talip can da aşk olmazsa maşuğuna ulaşması imkansız ve zordur. O aşk talibi yakıp kül edip maşuğunda fena bulmasını sağlar. Fena neydi? Yok olması. Aşk ne demek biliyor musunuz? Bizim kendimizi yakıp kendimizden sonra yeniden kendimizi meydana getirmemizdir. Zümrüt'ü anka kuşunu bilenler onun hikayesini bilir. Bir gün anlatacağım manalarıyla. Aşk ile kendimizi yakacağız. Küllerimizden yeniden aşkla dolu doğup gerçek aşk ile bütünleşeceğiz güzel canlar. Aşk ile sultana canını verenler cananda dirilip ebedi yaşama ulaşırlar. O sultanın sıhhatine muvaffak olduklarında canlı ölüler gibidirler. Çünkü ölmeden önce ölmüş, ölmemek üzere dirilmişlerdir. İşte bu dirilmenin ilacı, bu dirilmenin ismi Ebu Hayat suyu dediğimiz aşktan başka bir şey değildir. Demek ki Hızır Aleyhisselam ebedi hayata nasıl ulaşmış? Aşk ile ulaşmış güzel canlar. İlmiledim aşk demek. Aşk ile yanan gönül maşundan gayri bir şey hissetmez ve ondan başka bir şeyi de düşünmez. Bu zahirde de böyle. Birisine aşık olduğumuz zaman aklımız o, fikrimiz o, gönlümüz o, her hücremizde işleyen o. Kul sanır ki sadece o aşk mecazdır. Aslında ilahinin aşkından bir parça olmazsa o hissiyat oluşmaz. Sakın mecazi aşkı da hafife almayın canlar. O mecazi aşk ile Hakk'a yolculuk edilir. Bunu da sakın unutmayın. Hakk'a vuslatta taliplerden aşk isterler. Öyle veliler vardır ki o aşk ile canını
kanını Hakk'a vermişlerdir. Farkında mısınız? Veliler diyor ki, aşk ile yanıp Hak noktasında, şehitlik noktasında geldiklerinde vuslat günü. Demek aşk olmazsa düğün olmaz. Düğün olmazsa vuslat olmaz. İki insan birbirine aşık olursa önce düğün yaparlar. Sonra da yaşamın bütün güzelliklerini paylaşırlar. Aşk ile ölenlere cenaze erkanı yapılır. Çok dikkat edin. Aşk ile ölenlere cenaze erkanı yapılır. Çünkü cenaze erkanı diriye değil, ölüye yapılır. Buradaki ölüden kastımız ne? Ölmeden önce ölüp dirilenler için söylüyoruz. Yani şu anda diri olduğunu söyleyenler için dile getirmiyoruz güzel canlar. Musallaya konan, Hakk'a yürüyen cana diriler cenaze erkanı düzenlerler. Bu aslında hakikatte bir remz olup asıl mana başkadır. Ölmeden önce ölenlere cenaze erkanı yapılmasının sırrı da buradadır. Muhabbetin amacı talibi öldürüp cenaze erkanını yapıp tekrar diriltmektir. Burada dirilmeyenler öldükleri için cenaze erkanı yapılır. Ama aşk ile ölüp dirilenlere sağ iken cenaze erkanı yapılır güzel canlar. Nerede? Hani cemlerde meydan var ya güzel canlar. O meydanda yapılır. Ölmeden önce ölenlerin erkanı, fatihası orada okunur onlara. Mürşid-i Kamil Pir'in açsal muhabbeti onu hakka, hakikate, gerçeğe yakınlaştırarak en sonunda o aşkla vuslatını yapmaya getirecektir. Güzel canlar, şu kelimeyi kafanızda tutun. Aşksız talip kuru cesede benzer. Cesedi diriltmenin yolu aşktan geçmektedir.